Evet, otopsi raporu bekliyorum hala. Ya kardeşim, 10 tane ceset bırakmadık kapıya. Bildiğin adi cinayet. Ya 2 satır rapor vereceksiniz, sabahtan beri sallıyorsunuz ya. Savcı da bize bastırıyor. Bak, yarım saate burada olsun. Çabuk biraz, hadi. Çabuk. Allah Allah ya. Seyhan, ne işin var senin burada? Hoş geldin demek istedin herhalde. Hoş geldin, tabii. Otursana. Çok kalmayacağım. Bir duruşmaya yetişmem lazım. Akşamki programı haber vermek için uğradım. Hem de seni bir göreyim dedim. İyi yaptın da... Ne programı bu? Akşam yemeğine bendesin. Saat tam 8'de bekliyorum. Gecikme sakın. Bu akşam mı? Ya bu akşam benim... şeyim var. İşim var. Merak etme. Kaldığımız yerden devam edelim falan demeyeceğim. Kaldığımız yer mi? Şu evlilik meselesi. Bu aralar o konuyu açmaya hiç niyetim yok. Merak etme. Yok canım ya. Neden merak edeyim? Yani ne zaman istersen o zaman konuşuruz. Ya kimsenin bir yere kaçtığı yok nasıl olsa, değil mi? Yok tabii. Oh! Akşam gecikme sakın. Sana büyük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi ya? Nereden çıktı? Çıktı işte. Akşama görürsün. 8'de unutma. Unutmam. Merak etme. Görüşürüz akşama. Görüşürüz. Hoş geldin. Merhaba, canım. Hoş bulduk. Gecikmedim değil mi? Yo, tam zamanında geldin. Bunlar sana. Ya bütün gün sürprizin ne olabileceğini düşündüm. Aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Gelemez zaten. Hayatta tahmin edemez. Hadi ya. Hadi ama söyle artık, bak geldim işte. Gel. İşte sürpriz. Annem ve babam Amerika'dan dün akşam geldiler. Bugün de hemen seninle tanıştırmak istedim. Nasıl ama? Harika. Annem ve baban. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Engin. Ben Seyhan'ın annesi Leyla. Memnun oldum. Ben de Cengiz. Nasılsınız? Çok memnun oldum. Asıl biz memnun olduk. Seyhan çok anlattı sizi. Bir görüp tanışalım istedik. Ne güzel. Ne güzel. En az benim kadar sevineceğinden emindim zaten. Engin Beyciğim, buyurun, ayakta kaldınız, otursaydınız. Geç hayatım. Buyurun buyurun. Tabii efendim. Ben de sofrayı hazırlayayım o zaman. Seyhan. Biz Seyhan'ı her zaman özgür, kendi kararlarını kendisi alan bir kız olarak yetiştirdik. Değil mi hayat? Evet. Bununla da her zaman övündük. Seyhan da bizi üzecek hiçbir şey yapmadı şimdiye kadar. Evliliğini saymazsak tabii. Anneciğim lütfen. Konuşuyoruz kızım. Engin yabancımız değil ki. Öyle değil mi Engin'cim? Tabii tabii canım. Konuşuyoruz sadece. Geçen sefer canımız yanınca... Bari bu sefer dedik, damat adayını erkenden tanıyalım. Hem de kendimizi tanıtalım. Öyle değil mi Cengiz'ciğim? Tabii. Emniyette çalıştığınızı söyledi Seyhan. Başkomisersiniz öyle mi? Evet. Engin de uzun yıllar Amerika'da kalmış baba. Ya nerede bulundun? Ben Washington'daydım. Büyükelçimizin koruma müdürlüğünü yaptım. Oo, çok önemli bir görev bu. Epey streslidir işimiz. Mutlaka öyledir. Artık İstanbul'da olduğuna göre hayatla ilgili planların nelerdir Engin'cim? Plan mı? Nasıl yani? Yani Seyhan da sen de artık çocuk değilsiniz. Alınmayın ama genç de sayılmazsınız. Evlilik diyoruz delikanlı. Ciddi bir arkadaşlık olduğunu görebiliyoruz. Ufukta bir tarih var mı yoksa yok mu? Tarih? Yani öyle tam kesin tarih gibi değil ama konuşuyoruz böyle. Devamlı sürekli bir konuyu tartışıyoruz. Öyle değil mi canım? Tabii. İkimize de uygun en yakın zamanda bir tarih seçeceğiz. Size de haber veririz, merak etmeyin. Bak sen serseriye. Güzel. Ortak hareket edip işi ciddi noktaya getirmeniz hoşuma gitti. Hadi şerefinize. Hadi şerefe. En kısa zamanda düğününüzde kadeh kaldırırız inşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Ya ben hayatımda böyle tuzağa düşmedim ya. Resmen pusu kurmuş kız bana ya. Bir gittim, annesiyle babası karşımda. Oha. Bütün gece evlilik muhabbeti. Ölüyorum sandım ya. Ter bastı, bildiğin gibi değil. Arasaydın kurtarırdık bir şekilde diyeceğim abi ama zormuş. Ne zoru ya? İmkansızdı Murat, imkansız. Ne var evlilikten bu kadar korkacak anlamadım yani. Hem Seyhan çok iyi bir kız. Doğru. Ya iyi olmasın iyi de. Ben bir defa denedim o işi Zeynep. Olmuyor işte.
Bir daha hiç uğraşamayacağım. Kimse de kusuruma bakmasın. Bakmasın tabii canım. Allah Allah. Zorla mı ya? Tabii. Değil tabii ama erkek milleti de zorlanmadan yola gelmeyi pek sevmiyor galiba. Öyle değil mi canım? Bilmem. Sen öyle diyorsan öyledir canım. Vay! Ne haber kız? Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Senden ne haber? Haberler bende değil, çobanda. Hadi ya. Ne yapmış yine? Anteni ayarlayayım derken çatıda mahsur kalmış. Oğlanların da umurunda değil tabii. Dalmışlar televizyona. Akşama kadar titremişmiştim ki. Yuh be abi, bu kadar da olmaz be abi. Hüsnü abideki de şans mı ya? Çoban şansı hakikaten. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hüsnücüğüm. Günaydın. Hayırdır, ne bu halin? İyiyim ya, iyiyim. Sen nasılsın? Ben üşütmüşüm biraz ya. Nerede üşüttün Hüsnü? Yoksa damla mı yattın? Anlattım değil mi herkese? Anlattım vallahi usta, dayanamadım. Ama dayanılacak gibi değil be abi. Bir sen eksiktin. Sen de geldin, tam oldu. Hoş geldin. Sağ ol. Kanallar çekiyormuş ama değil mi abi? Herhalde canım. Görev başarıyla tamamlandı yani değil mi abi? Sen kaç lan, kes sesini. Allah Allah. Siz bana lale derken iyi ama. Lalesin de ondan. Tamam ha. Sana dün bir çatıdan baktım aziz İstanbul. Bir daha. Sana dün bir çatıdan baktım. Neşeniz daim olsun çocuklar. Sağolunuz ha baba. Hepimiz burada olduğumuza göre. Buyurun toplantı odasına hadi. Tabii amirim. Allah Allah ya. Çatı çobanı.